bir kız sevdim, bana vermediler. Ben annemin ilki, babamın sonuyum. Annem bir evlilik yapmış, orada geçinememiş. Ondan sonra 3 çocuğu olan bir adama annemi vermişler. O benim babam. O 40 yaşındaymış, annem 20 yaşında. Orada evlilikleri sürerken, evlilikleri 1 yıl sürmüş. Ben anneme hamile kalmışım ama babam ölmüş. Annem hamile, bir de 3 çocuk var yanda, kocasının çocukları. Gencecik konum komşu, bir tek de halam varmış benim. Meydanda bir tek halam varmış. Düşünmüşler bu gepgenç gelin bu 3 çocuklarla ömrünü bitirir mi? Bir de kendisi dünyaya getirecek 4 tane. Demişler, halam var. Demiş ki halam kocasına, bu 3 çocuğu getirelim. Biz bakalım, bu gelini de gönderelim, evlilik kursun bir daha demişler. 20 yaşında çünkü. Adam kabul etmemiş, halamın kocası. Öyleyse boşanalım da ben gidin bu çocukları toparlayın kardeşimin evine. Ben bunları böyle denemiş. Nihayet öyle olmuş. Halam gelmiş, o çocukları toplamış. Anneme sen git kızım demiş. Ben de annesinin evine gitmiş, orada dünyaya gelmişim. Annem üçüncü evlilik kuracağı kişinin de eşi ölmüş fakat çocuğu çoluğu olmuyormuş. Beni 3 yaşındayken bir adama vermişler. O adam da Erkangil'in dedeleri. Erkangil'in dedeleri. O adamın çocuğu çoluğu olmuyormuş. Eşi ölmüş. 3 yaşında beni almış annem, oraya kocaya varmış. 3. adam. Orada kaç tane çocuk ya Erkan? 6 tane çocuk dünyaya getirmiş. Bir de ben 7. Ben tay geldiğim gar orada. Hep birlik işte orada büyüdük. Ayrıldık. Ben ayrılmak zorunda kaldım, ayrıldım. Geldim buraya halama. Ben kimin oğluyum dedim. İnmesen iyiydi aşağılara kızım ya. Zor toparlarız. Çok hüzünlendirir buralar. O da Tartal Ali'nin oğlusun dedi. Bana nerede o adam dedim, öldü dedi. Ondan bir şey değmedi mi hala bana dedim. Değdi oğlum dedi. Beli bükük, beli bükülmüş gayri. Girdi evin içine. Şöyle uzun saplı, uşkurlu, kocaman bir kilit aldı geldi. Benim elimden yapıştı bir yere götürdü. İşte burası senin oğlun dedi. Babamın evlerinden bana dayırmışlar bir yer. Nihayeti işte orayı ben yıktım, yaptım kendi kendime. Bu annem ve babamgiller çok fakirdi. Bana bakacak bir durumları yoktu. Ben kendi imkanlarımla işte çalışıp çalışıp orayı yapa yapa bir evlilik kurdum. Bir kız sevdim, bana vermediler. Hatta acı söylediler, ocağının kemeri yok, eşeğinin semeri yok dediler. Biz buna nasıl kız vereceğiz? Bu olmaz. Allah rahmet eylesin. Eşimi aldım kaçtım. Elimden aldılar, bir daha aldım kaçtım. Öyle ki bir yuva kurdum o evde. Bir göz ev, bir altı, bir üstü. 1960'ta evliliğimi kurdum kendim.
61'de askere gittim. 63'te döndüm. Bir çocuğum dünyaya geldi. Ben izine geldiğimde kalmış. 1965'te Almanya'ya gittim. Eşimi de götürdüm. 1975'te geri döndüm. Çünkü orada çocuklarımı dağıtmak istemedim. 5 çocuk da benim oldu. 3 oğlan 2 kız. Almanya'da dağıdırsam toparlayamam dedim. Geldim buraları Almanya'dan yaptım. İşte bir araba aldım. Böyle hayat devam ederken batırdım. Çal'da Milan Gaz bayisiydim. Batırdım. Benden Denizli'de Musa Çavuşoğlu diye bir adam 3-0 Renault aldı. Benim paramı ödemedi. Ben araba da alıp satıyordum. Milan Gaz bayiliğim de vardı. Adam parayı ödemeyince benim canım 3-0 Renault'ymuş. O zamanın bu siteşinleri yeni yeni. Koltukları yırtılmadı, naylonları aldı gitti adam. Taksiciydi. Ödemedi, batırdım. Ne yapayım? Ele gelen paramı belime sardım. Konya'ya gittim. Beyşehir Derebucu'ya. Orada 100 ardı kuzulu koyun aldım. 3 seferde ben kuzul attım. 3 seferde ben kuzul attım. Bu aldığım koyunun 40'ı erkek kuzuyu, 60'ı dişi kuzuydu. Bunlarla birden çoğaldı. Çobanla tuttum. Orada tekrar burada eşimi istediğim kızlarla geldi. Büyük olan burada kaldı. Böyle bir 4 senede böyle gitti. Oradan geldim. 1984 seçimlerine çok az bir vakit kalmış. Muhtarlığımı, adaylığımı koydum. Cenab-ı Allah nasip etti. Köylü oy verdi bana, muhtar oldum. Bir 5 senede muhtarlığım sürdü. Ondan sonra o bir sürü bittikten sonra bir müddette kahve falan çalıştıktan sonra esas mesleğim ufaktaş koyun ya, koyuna döndüm. Hale daha varır, hale daha vardır. Öyle hayatımı sürdürüyorum. Bek kahveye çıkmam. Canım sıkılırsa bu odama geçer, sazımı çalarım. Koyun namıyla ilgilenirim. İşte bir iki dönüm bağım tarlam. Böyle hayatımı sürdürürüm. Bazen arkadaşlar çağırır, oralara gideriz. Saz çalmaya çalarız. İşte bazı gelirler, buralarda çalarız. Böyle hayatımı sürdüren bir adamım. Hala da Allah'ın izniyle yaşıyorum. Koyunumu gidiyorum. Damızlık koyun yapmadım. Erkek kurbanlık koyun yaptım. Kurbanda topladım bunları. Kurbanda topladım 50 tane, hatta 51 tane. Şimdi besi, erkek besi yapıyorum. Tabii bir yıl olduğu için kendini yer hazır çıkarmazsam mümkün olduğu kadar dışa çıkarıyorum. Geliyorum yiyecekleyerek idare etmeye çalışıyorum. Koyunlarım büyüdü, bir yaşının üstündeler şu anda. 50 tane koyunum var. Onlarla uğraşıyorum işte. Seninle muhabbet edelim. Gönül gel seninle muhabbet edelim. Araya sen kimse koyma sen gönül. Alma sen gönül. Ya benim kimim var?
Hakime yalvarayım, kaldır kalbindeki karayı gönül. Ya benim kimim var, kime yalvarayım, kaldır kalbindeki karayı gönül. Solmansa dünyada güzeller solmaz. Solmansa dünyada güzeller solmaz. Bu dünya fanidir, kimseye kalmaz, kimseye kalmaz. Yalan dolan ile sofuluk olmaz. Kaldır kalbindeki karayı gönül. Yalan dolan ile sofuluk olmaz. Kaldır kalbindeki karayı gönül. Derviş Ali öğüt verir özüne. Derviş Ali öğüt verir özüne. Halden bilmeyene halin bildirme, halin bildirme. Tabip olmayana yaran sardırma. Azdırırsın bir gün yarayı gönül.
sevenlere helallar olsun. Helallar olsun. Sabahlayından gezenler okunur. Ezenin sedası da yüreğime dokunur. Yâri güzel olandan Gonca güller sokunur. Of. Yâri çirkin olandan melul melul bakışır, bakışır. Seher yeliden eser eserden kesilmez of. Ellerinden kem sözüne küsülmez ah. Güzel sevdi diyen adam asılmaz. Severim güzeli de korkmam ölümden. Ölümden ah bu kocalık. Bir türkü daha yapıyorum. Keklik koydum da
başına. O da kanrılır, kanrılır da öter eşine. Selamlar gönderdim de can yoldaşıma. Selamı geldi de kendi gelmedi. Gelmedi kademsiz gelin. Yaylam senin ne dumanlı başın var. Keklik konarda mor kınalı daşın var. Gelin senin de ne gülmedik başın var. Gülmeyen başlara da güller taksan güler mi? Kademsiz gelin of. Böyle. Ağzına sağlık Ahmet amca. Sağ ol kızım. Eline sağlık. Ben böyle çalar söylerim kendi kendime işte. Boş vakitlerimi böyle değerlendiririm. Hem bir de sık kullanırım. Şu karşı yaylada göç katar katar, bir güzelin derdi serinde tüter. Bu ayrılık bize ölümden beter. Geçti dost kervanın, eyleme beni, eyleme beni. Bu ayrılık bize ölümden beter. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Thank you.
Şu benim sevdiğim başta oturur. Bu güzelin derdi beni bitirir. Bu ayrılık bize zulüm getirir. Geçti toz kervanın, eyleme beni, eyleme beni. Bu ayrılık bize zulüm getirir. Geçti toz kervanın, eyleme beni, eyleme beni. Bir sultan abdalım, dağlar aşalım. Aşalım da koç yiğitlere düşelim. Çok nimetin yedik, helallaşalım. Geçti dost kervanın, eyleme beni, eyleme beni. Çok nimetin yedik, helallaşalım. Geçti dost kervanın, eyleme beni, eyleme beni. Sağ bağrıda otursan, sağ bağrıda birini bir daha söylememek için devam eder böyle. Çok darba, çok. Ben sizi fazla meşgul etmiyorum.